Astroloji Televizyonu'ndan merhabalar. Bugün Venüs Retrosu'nu konuşacağız. Gerçekten hepimizin çok önem verdiği ve insanların da önemli altını çizerek merakla takip ettiği bir retro 5 Ekim'de başladı. 15 Kasım'a kadar devam edecek. Öncelikli olarak her gezegenin retrosu zamanları o gezegenle temsil edilen şeylerde gerileme, zorlanma belirtisidir. Tabii astronomik anlamda baktığınızda hiçbir gezegen yörüngesinde dönüp geri gitmez. Ama gezegenlerin kendi yörüngelerinde seyrederken güneş etrafında birbirlerine göre hızlarının değişmesinden ve dünyamıza göre diğer gezegenlerin hızlarının değişmesinden kaynaklanan bir durumdur. Retro bir illüzyondur aslında, yerden bakışla ilgili, yani jeosentrik dediğimiz bir hadisedir. Şimdi bunu astrolojik açıdan ele alacağız ve özellikle Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki gerilemesinden biraz bahsedeceğiz. Astrolojide Venüs, Terazi ve Boğa burçlarını yönetir. Bu iki burcun karşısındaki Koç ve Akrep burçlarındaysa zararlı konumdadır, zarar gören konumdadır. Çünkü bu burçlar Venüs'ün doğasına uygun değil. Niye? Venüs astrolojide uyum, denge, huzur, uzlaşma, paslaşma, birlikte hareket etmek temaları anlatır. Buna mukabil örneğin Koç burcu tek başına hareket etme, rekabet etme, kendi fikirlerini açıkça bildiği gibi ifade etme ve ilk etapta tabii ki çok da uzlaşmaya yanaşma yönünde bir yapı çizmez. Buna mukabil yine Terazi burcu Venüs'ün yönettiği uzlaşmacı bir yapı çizer, birlikte hareket etmeye eğilimlidir. Yani Venüs Koç burcunda seyrederken kendi doğasının tam zıttı bir alanda hareket ettiği için çok rahat bir konumda değildir. Bu dönemlerde ilişkilerimizde acelecilik dikkat çeker, bazen rekabet ön plana çıkar, bazen de aklımızdakini, özellikle ikili ilişkilerde, özel ilişkilerde karşımızdakine çok hızlı bir şekilde iletebiliriz. Akrep burcunda Venüs yine zararda, zararlı konumdadır. Venüs'ün Boğa burcundaki konumdan önce bahsedelim. Boğa burcundayken Venüs ilişkilerde huzur, sadakat, devamlılık, istikrar ve güven temasını realize etme konusunda tam da kendi doğasında uygun bir yerdedir. Buna mukabil Akrep burcunda ilerlerken tutkular ön plana çıkar. İlişkilerde sahiplenicilik aşırı dozda gelir. Veya ilişkilerde tutkuların bazen kıskançlığa, bazen karşı tarafa aşırı sahiplenip ona alan bırakmamaya yönelik bir periyodu ortaya çıkar. Tabii Venüs'ün Akrep burcundaki, özellikle Mars burcunda olduğu için seyahati döneminde ilişkilerde daha fazla tutkulu, karşı taraf üzerine daha fazla yüklenen bir yapı çiziyor olabiliriz. Venüs gerilemesi dönemlerinde bu gitgeller daha da artacak ve daha dengesiz ya da bozuk bir şekilde ifade edilmeye başlanacaktır. Venüs'ün hem zararda olduğu Akrep burcunda seyretmesi hem de aynı zamanda retro hareketli olması ve Venüs'ün Akrep burcundaki yolculuğunun uzaması da tabii ki ilişkiler anlamında bizim özellikle kendimizi ayarlamamız, dengeye getirmemiz gereken bir zaman diliminde olduğumuzu göstermekte. Burada özellikle ödeştirme, yani intikam alma temasına dikkat çekmek istiyorum. Akrep burcunda duygu birikimi vardır. Bu duygu birikimini çok sevdiği kişiler veya kendisine daha evvel fayda üretmiş ve aklını bir kenarına yazdığı kişiler arasından gayet olumlu bir geri bildirimle kullanır. Buna mukabil eğer duygu birikimi olumsuz yöndeyse, negatif etkilerle duygular biriktiyse o zaman burada ödeştirme eğilimi devreye girmeye başlar. Yani ilişkilerde intikamcılık teması dikkat çekmeye başlar Venüs'ün Akrep burcunda oluşu dolayısıyla. Bu yüzden özellikle 15 Kasım'a kadar olan bu dönemde intikamcı temalardan uzak durmak gerekir. Tabii bu arada şunu da belirtmek isterim. Venüs'ün Akrep burcundaki gerilemesi bir müddet devam ettikten sonra Venüs Terazi burcuna geriliyor olacak. Hemen söylüyorum, 31 Ekim tarihinde. Yani retrosunun devamını Terazi burcunda yapıyor olacak. Bu yüzden 15 Kasım'a kadar Venüs gerilemesi var. Ama 31 Ekim tarihine kadar olan kısmı Akrep burcunda, devamı Terazi burcunda olacak. Terazi burcundaki gerileme de
ilişkilerde arzu ettiğimiz uzlaşmayı yakalar gibi olup ama yakalamakta sorun yaşayacağımız veya sonradan dengelerin değişeceği anlamına gelir. Tabii ki genel olarak klasik astrologlar Venüs'ün retro zamanlarında evliliği çok tavsiye etmezler ya da önemli kalıcı ilişkilere girişmeyi de öyle. Ama eğer burada bir skala yapacaksak, bir tercih sıralaması yapacaksak, Venüs'ün Akrep burcundaki retro dönemine nazaran Venüs'ün Terazi burcundaki retro dönemini tercih edebiliriz. Bu da bize şunu gösteriyor. 5 Ekim'den başlayan 31 Ekim'e kadar giden süreç içerisinde özellikle önemli ilişkilere adım atma konusunda dikkatli olalım. Eğer zamana yayma mümkünse böyle yapabiliriz. Bu tabii hiçbir ilişkiye başlamayalım, hiçbir ilişkiye girişmeyelim anlamına gelmez. Duygularımız var pek tabii ki ama daha sonra bize problem yaratacak şeyleri başından görmemizde fayda var. Veya devam eden ilişkiler arasında ele aldığımızda aslında daha evvel ilişkimizde olduğunu fark etmediğimiz bazı problemleri geri dönüp tekrar gözden geçirme zamanları da diyebiliriz. Belki bir yerde bu ilişkideki problemlerin farkına varıp bunları düzeltme yönünde oturup konuşmak açısından da değerlendirebiliriz. Mesela 24 Ekim civarında Venüs'ün Satürn gezegeniyle 60 derecelik uyumlu açısı var. Dolayısıyla bu civardaki tarihlerde oturup ilişkimizi aklı başında bir şekilde gözden geçirip belki ilişkinin olgunlaşması yönünde birlikte kararlar alabiliriz. Ama mesela 11 Ekim civarında Venüs'ün Mars'ta dik açısının çok etkili olduğu günlerde bunu yapmak daha da zor olacak. Venüs retrosu döneminde özellikle Venüs'ün sert açılarının olduğu birkaç tarihi özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Buralarda evlilik ve ortaklık da dahil olmak üzere ilişkilerde adım atmak açısından aslında çok da uygun bir zaman diliminde olmayacağız. 11 Ekim tarihi ki 12 Ekim'de de Güneş-Plüton karesi var. Mesela başka gezegen açılarına denk geldiği zorlu bir tarih. Tam 31 Ekim'de Venüs'ün Uranüs'le karşıtlığının kesinleştiği tarih, yani 31 Ekim'den sonraya kalmamız bu yüzden isabetli olur. Bu tarihler özellikle zorlu olması anlamında dikkat çekmekte. Bir de Venüs'ün Güneş'le tam kavuşumda olacağı, hazmi olacağı tarih, aynı zamanda Venüs'ün tabii yanık olduğunu ifade ettiğimiz tarihle de çakışmakta. Şöyle söyleyeyim, Venüs Güneş'in tam kavuşumda olduğu tarihler Venüs Güneş'in kalbinde olarak ifade ettiğimiz hazmi dediğimiz tarih. Venüs Güneş'in kalbinde olarak ifade ettiğimiz için bir yerde ilişkideki bir korunmuşluğu anlatır. 25 Ekim tarihi bu arada. Ama astrologların web sitelerinden takip edebilirsiniz. önerdoşar.com'da ben de bilgisini veriyorum. Bu belli bir saat aralığına denk gelir. Yani bütün günü kapsayacak kadar uzun değildir. Bu yüzden yine de saat seçiminde dikkatli olmak gerekir. Çünkü tam da o günlerde mesela 24 Ekim, 26 Ekim gibi tarihlerde Venüs Güneş'e çok yakın olduğu için, yanık olduğu için bu ilişkilerde gerçekten bir sorunu ifade de edebilir. Bu manada mesela 24 Ekim tarihinde Venüs'ün Satürn 60 derecelik uyumlu açısı var dediğimiz anda o günde aynı zamanda Venüs'ün yanıkta olduğunu görüyoruz. Yani astrolojide tek bir şeye bakarak karar vermek bu yüzden zor aslında. Venüs'ün yanık olması yani gökyüzünde gözükememesi anlamına geliyor. Bu da ilişkilerde kendini gösterememe, kendini ifade edememe, yanlış anlaşılma gibi riskleri de beraberinde getirecektir. Venüs'ün Mars ile dik açısının etkili olduğu. Tekrar ilk haritamıza geri dönersek burada açısından gördüğünüz gibi Venüs ile Mars arasında 90 derecelik dik açı var. Mars Güney Ay düğümüyle tam birleşirken Kova burcunda, Venüs Akrep burcunda da tam dik açı yapıyor. 11 Ekim'de kesinleşecek bu açı içinde bulunduğumuz bu günlerde çok çok etkili. Bu yüzden özellikle ilişkilerdeki gerginliklerden kaçınmak gereken, karşı taraf üzerinde baskı yaratmamak gereken, tutkularımızı iyi ayarlamamız gereken, kıskançlıktan ödeştirmeden uzak durmamız gereken günlerdeyiz. Yani eğer dersiniz bu sıralar en Venüs retrosunun gergin yansıması, en bozuk yansıması ne zaman?
tam da içinde bulunduğumuz ve 11 Ekim'e kadar ki bu günler özellikle. Daha sonra 31 Ekim civarındaki günlerde Venüs'ün Uranüs'le karşıt açısına etkili olacağı için burada da tabii ki kopmaya yönelik, ayrı düşmeye yönelik veya özgürleşmeyi abartılı bir şekilde kullanmaya yönelik etkiler de tabii ki devrede olacak. Venüs'ün direkt harekete döndüğü haritamıza bakarsak, bu üçüncü haritamız, Venüs direkt 16 Kasım gibi aslında durağanlaşarak direkt harekete dönme eğilimi gösteriyor. Venüs yerden baktığımızda bu da ilişkilerde bir şeylerin tekrar toparlama zamanında olduğumuzu gösteren bir gösterge. Bu esnada Venüs Arcturus yıldızına da çok yakın olacağı için bu ilişkileri desteklemesi açısından olumlu bir gösterge olarak görülebilir. Tabii Venüs'ün retro gölgesinden çıkması ta 17 Aralık tarihine kadar devam edecek ama 16 Kasım'dan itibaren ilişkiler anlamında bir şeylerin daha düzelmesini de beraberinde getirecek. Venüs Arcturus kavuşumu, Venüs aynı zamanda sanat, estetik, güzellik, zarafetle alakalı olduğu için bu alanlarda yeni keşiflere, buluşlara, tespitlere de bir alan yaratıyor aslında. İşin bu kısmından da biraz bahsetmek isterim. Venüs sadece ilişkiler demek değil pek tabii ki. Estetik, zarafet, güzellik, giyim, kuşam gibi temalar. Venüs'ün retro olduğu dönemlerde özellikle bu alanlarda çok riskli hareketler önerilmez. Yani ne bileyim radikal bir saç rengi değişikliği ya da bir estetik operasyon gibi. Fakat bunu 42 günlük bütün Venüs retrosuna tamamen yaymanın çok uygun olmadığını düşünüyorum. Daha ziyade Venüs'ün gergin açılar aldığı zamanlarda bunu daha fazla düşünebiliriz. Mesela Venüs'ün Mars'la kare açısını yaptığı Mars'ta ameliyatlar demek olduğuna göre, cerrahi ile ilgili konular demek olduğuna göre, ameliyatı bıçağı Mars olarak tabir ediyor mesela. Özellikle tavsiye etmeyeceğim günler içinde bulunduğumuz 6 Ekim dahil olmak üzere 11 Ekim'e kadarki günler özellikle bu bakımdan kaçınılması gerekir. Ha yine de acil durumlar vardır. Uygun saatler de belirlenebilir. Bir astroloğa müracaat edersiniz. Belirlenebilir. Bir de acil vakalarda artık hani Venüs retrosunun Mars'ta açısının falan artık belki hani oraları geçmeniz gerekir. Çok acil durumlarda astrolog olarak ben de bir operasyon geçirmem gerekirse bıçağın altına yatırdım. Yani bu da artık yapılacak bir nokta değil. Yani müdahale edilecek bir nokta değil. Bu da kaderdir. Ama elinizden geldiği kadar vakit belirleme şanslarını tabii ki en iyi şekilde kullanmalısınız. Mesela daha keyfi bir durum varsa, çok acil değilse bu estetik operasyon kendinize yapmanız gereken değişiklik veya yapmayı istediğiniz değişiklik. O zaman pek tabii ki biraz daha bekleyebilirsiniz. Tabii ki daha uygun olur. Bir de Venüs-Uranüs karşıtlığının etkili olduğu tam o 31 Ekim civarındaki zaman dilimi. Yani 31 Ekim'e doğru diyelim birkaç gün özellikle. Burada da yapılan bazı girişimlerin radikal, beklenmedik, şok edici, şaşırtıcı sonuçları ihtimali var. Tabii ki burada da dikkatli olmanızı önereceğim. Venüs'ün Akrep Burcu'ndan Terazi Burcu'na gerilediği 31 Ekim sonrasında 16 Kasım'a kadarki zaman diliminde Venüs Terazi Burcu'nda gerileceği için yine estetikle ilgili konularda özellikle belki giyim, kuşam, kendi giyim tarzımızdaki değişiklikle ilgili konularda yine dikkatli olmak gerekir. Ama Venüs'ün Akrep Burcu'na nazaran en azından terazide geriliyor olmasını daha tercih ederim pek tabii ki. Son olarak Venüs gerilemesinin Türkiye astroloji haritası üzerindeki etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Ondan sonra tamamlayacağım. Venüs Türkiye astroloji haritasının 5. evinde gerilemekte. 5. ev tabii ki aşk ve cinsellik, gençler, çocuklarla ilgili konuları, bağlar aynı zamanda sanatçılar, sanat, eğlenceli mekanlarla ilgili konuları da bağlar. Bu alanlarda gerilemeler, zorlanmalar ihtimaldir. Bazı daha evvel yapılan uygulamalar geri alınabilir veya vazgeçilen uygulamalar tekrar geriye döndürülebilir. Yani Venüs retrosu zamanlarında bazen daha evvel yapılan, atılan adımlar, alınan kararlar değiştirilir.
Bu bazen pozitif yönde, bazen negatif yönde de pek tabii ki olabiliyor. Daha evvel alınan kararlar da pek tabii ki gözden geçiriyor. Ama ben özellikle bir konuya, hepimizi çok üzen bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Çocuklara yönelik tacizlerin bir dönem özellikle çok arttığı zamanlarda vurguladığımız şeyleri tekrar vurgulamak istiyorum. Ve bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu konu gerçekten hem genel olarak konunun yetkilileri tarafından çok daha ciddi bir şekilde göz önüne alınmalı. Belki de alınacak bu ara dönemde, 16 Kasım'a kadarki dönemde. Ama burada bazı yine tatsız olaylarla karşılaşmamak için daha fazla bizler bireyler olarak, aile olarak daha fazla önlemci olmalıyız. Aynı zamanda kadınlara yönelik şiddet uygulaması konusunda da yine dikkat çekmek istiyorum. Özellikle ve özellikle bu 16 Kasım'a kadar döngüde bu konuda daha fazla hem dikkatli olalım, hem uyarılarımızı yapalım, hem de aynı zamanda yetkililere de buradan daha fazla dikkatli olmak gereken bir dönem olduğunu altını çizerek belirtmek isterim. Parasal konularda da, ekonomik açıdan da daha evvel değerlendirmiştim. Venüs retrosu dönemlerinde problemler olasıdır. İniş çıkışlar, türbülanslar, özellikle spekülasyonlar olasıdır. Haftalık yayınlarımda bol bol anlatıyorum, bahsediyorum ekonomik anlamda dikkat çeken zamanlara. Ama içinde bulunduğumuz bu günlerde 11 Ekim'e kadar spekülasyon ihtimali riski fazla zaten. Bir de 31 Ekim civarında yine borsa ve benzeri yatırım araçlarında altın olabilir, döviz olabilir. Bu araçlarla ilgili de beklenmedik iniş çıkışları açık bir zaman dilimi dikkat diyorum. Bendeniz Öner Döşer, Astroloji Televizyonu'ndan sevgilerimi gönderirken bir sonraki yayınımızda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.